أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de, Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Biz ona İshak ile Yakub'u ihsan ettik ve her birini nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. Davud ile Süleyman'ı da, hani bir defasında onlar bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Şöyle ki, geceliğin bir grup insanın koyun sürüsü ekin tarlasına yayılmış, zarar vermişti. Biz de onların bu hükümlerine tanık oluyorduk. Biz çözümü ihtiva eden hükmü Süleyman'a bildirdik. Bununla beraber her birine bir hüküm ve bir ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud'un emrine verdik. Onunla beraber takdis ve ibadet ederlerdi. Biz dilediğimiz her şeyi yapma kudretine sahibiz. Süleyman'a da şiddetli rüzgarı amade kıldık. Rüzgar onun emriyle kutlu beldeye doğru eserdi. Çünkü her şeyin gerçek mahiyetini biz biliriz. Biz Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da bizi mümin kullarının çoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve daha her şeyden bolca nasip verildi. Gerçekten bunlar aşikar lütuflardır, dedi. Günün birinde Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları toplanmış olup, hepsi birlikte düzenli olarak kendisi tarafından sevk ediliyordu. Derken Karınca Vadisi'ne geldiklerinde onları gören bir karınca, ey karıncalar! Haydin yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları sizi fark etmeyerek ezip çiğnemesinler, diye seslendi. Onun sesini işiten Süleyman tebessüm ederek, Ya Rabbi dedi. Beni nefsime öyle hakim kıl ki, gerek bana, gerek ebeveynime ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de lütfedip beni hayırlı kulların arasına dahil eyle. Bir de kuşları teftiş etti de, hüthütü neden göremiyorum, yoksa kayıplara mı karıştı, dedi. Kuvvetli ve geçerli bir mazeret ortaya koymadığı takdirde, onu şiddetli bir şekilde cezalandıracağım, yahut boynunu keseceğim. Derken çok geçmeden, Hüthüt geldi. Ben dedi, senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Ve sana, Sebe'den önemli ve kesin bir haber getirdim. Sebe halkını bir kadın hükümdarın yönettiğini gördüm. Kendisine her türlü imkan verilmiş. Onun güçlü bir yönetimi olduğu gibi, pek büyük bir tahtı da var. Ne var ki, onun da halkının da Allah'ı bırakıp, güneşe ibadet ettiklerini gördüm. Anlaşılan, şeytan yaptıkları bu kötü işleri kendilerine güzel göstermiş ve onları yoldan çıkarmış. Bu yüzden de hak yolu bulamıyorlar. Oysa göklerde ve yerde gizli olan her şeyi açığa çıkaran, sizin gizlediklerinizi de
açıkladıklarınızı da bilen Allah'a secde ve ibadet etmeleri gerekmez mi? Halbuki O, en geniş hükümranlığın ve O, en büyük arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Bakalım dedi Süleyman, doğru mu söyledin, yoksa yalancının teki misin, bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubumu götür, bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözle. Kraliçe, değerli danışmanlarım, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Mektup Süleyman'dandır ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayıp, bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin diye devam etmektedir. Değerli danışmanlarım, bu mesele hakkında görüşlerinizi istiyorum. Pek iyi bildiğiniz gibi, sizi çağırmadan, size danışmadan hiçbir meseleyi hükme bağlamam. Onlar, biz güçlü, kuvvetliyiz, savaşçı milletiz. Ama yetki sizindir. Değerlendirip, münasip gördüğünüz emri verin, dediler. Doğrusu dedi kraliçe, hükümdarlar bir ülkeye girince, oranın düzenini altüst eder, halkının eşrafını da sefil ve zelil ederler. Evet, istilacılar hep böyle yaparlar. Bunun içindir ki ben şimdi onlara bir hediye gönderip, elçilerimin ne gibi bir cevap getireceklerini bekleyeceğim. Elçi Süleyman'a gelince, o elçiye, siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa, Allah'ın bana verdiği nimetler, sizin verdiğinizden daha hayırlıdır. Ama siz, hediyenizle böbürlenirsiniz, dedi. Sen dön ve onlara de ki, biz onların üzerine karşı koyamayacakları ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. Daha sonra Süleyman, onların itaatlerini bildirmek üzere, huzuruna geleceklerini öğrenince, yanındaki danışmanlarına, değerli danışmanlarım, onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce, içinizden kim onun tahtını bana getirebilir, dedi. Cinlerden mağrur ve iddiacı bir ifrit, ben dedi, sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter, hem de zayi etmeden, güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyim. Ama nezdinde, kitaptan ilim olan bir zat da, ben, sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim, der demez, Süleyman, kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce, bu, Rabbimin lütuflarındandır. Bu, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlerden mi olacağım diye, beni sınamak içindir. Şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstagnidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Devamla dedi ki, şimdi kraliçenin tahtının şeklini değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? O cinler, ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra, cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda, kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O, yere düşünce, cinler kesin olarak anladılar ki, şayet gaybı bilmiş olsalardı, kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. Gerçekten, Sebe halkına, oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi.
Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab. Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişti, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik.